Bugün nelerden bahsedeceğiz? Güzellik ve bakımla ilgili, bayanlarla ilgili. Ne güzel. Konuğumuz Klasis Beauty'nin sahibi Şengül Güzel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ee, 78 1978 İstanbul doğumluyum. Evliyim. İki kızım var ee, ve Maşallah. güzellik salonu işletiyorum 22 yıldan bu yana. Çok güzel. Tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ee, ederim. Klasis Beauty hakkında bilgi vermek ister misiniz? Nerededir? Ne tür hizmetler verilmektedir? Ee, salonumuzda 22 yıldan beri e, saç üzerine, kalı sonrasında eklediğim e, kalıcı makyaj ve protez tırnak üzerine. Ne güzel. Artı bunların eğitimlerini de veriyorum. Çok güzel. E, yeni güzellik uzmanlarını yetiştiriyorsunuz. Evet, o da çok evet. Bilgileri evet. paylaşmak değil mi, aktarmak Aynen. harika. Peki bu işe başlamanız nasıl oldu? Bir kırılma noktası yaşadınız mı hayatınızda? Ee, çok ufak yaşlarda başladım bu işe. Tecrübe edindiniz. Tecrübe edindim. Ne güzel. Şahane. Ondan sonra. ...kendimizi yenileyerek devam etmeye çalışıyoruz. Çok güzel çünkü bu sektör... ...devamlı gelişen bir sektör değil evet, mi? Evet. evet. Dünyada da her gün yeni bir... ...metot var. Bunların da takibi... ...önemli. Aynen öyle. Değil mi? Bu hizmetleri sunmak önemli. Peki kalıcı makyaj dediniz... ...nedir acaba? Anlatır mısınız? E, kalıcı makyaj... E, ...özellikle çalışan... ...bayanlar için çok kolaylık... ...diyebileceğim. Evet. E, havuzda, denizde... Ee, çok rahatlıkla kullanabileceğiniz işe giderken zamandan kısıtlı bayanların evet. tercih edebileceği e, kaş, özellikle e, belli bir yaştan sonra veya rahatsızlıklardan sonra dökülme olabiliyor onların Tabii. yerine e, yapabileceğimiz e, çok güzel tekniklerle e, kalıcı makyajımız çok ve güzel dediğim gibi çalışan bayanlarımızın hayatını kolaylaştıracak bir işlem Evet, Ne kadar süre dayanıyor? Ee, yaş aralığına göre değişiyor süresi. Ee, 30 yaşta e, 8 ay, 1 yıl. Ee, 30 yaş üstü 40-50 yaşlarda bu 1,5-2 yıla çıkabiliyor. Ee, kan akışı e, daha az olduğu için ve kolajen daha zayıf olduğu için belli bir yaştan sonra. Ne güzel bayağı uzun süre yani insanlar evet, rahat evet, ediyorlar. Evet çok rahat ediyorlar. Süper bir metot. Peki sizce başarı nedir? Başarı bana göre insanın sürekli her meslekte ne olursa olsun sürekli kendini yenilemesidir, aynı yerde kalmamasıdır. Çok güzel, hep bir adım ileri değil mi? Evet, evet. Ben ne yaptım? Kendimi Çünkü nasıl ileriye götürdüm? Bu o kadar çok yenilikler, teknolojik. E, kozmetik alanında olsun, o kadar çok gelişmeler var ki asla bunların gerisinde kalmamalısınız. Evet. Her takip meslekte etmek, müşteriye en iyisini sunmak önemli. Evet. Şimdi evet. artık e, sosyal medyanın da etkisiyle insanlar takip ediyor, değil mi? Evet. Şu teknik var, bunu da alayım diye bir merak var. Evet. Hanımlar tabii güzelleşinceye kendilerini daha iyi hissediyorlar, özgüvenleri yükseliyor. Aynen değil öyle. Aynen Fizyolojik öyle. özellikler psikolojik durumu da etkiliyor. Çok çok çok. Bence en önemli bir kadının kendine yapması gereken şey öz bakımından sonra temizliğinden sonra kesinlikle meslektaşlarımla ilgili bir yere vakitlerini belli bir süre harcayıp böyle zamandan da tasarruf işler yaptığımız evet. için. Çok faydalı, gerçekten. çok faydalı, kesinlikle. Özgüvenlerini arttırıyor bu arada, yani. Kesinlikle. Bence bakım yani. bakım olması çok gereken önemli. bir şey. Kesinlikle. Kendimize saygımız bir de değil mi? Evet, yani? evet. Çok evet. önemli. Peki sizi en çok ne motive eder? Ee, en çok salonumuzda çalışırken e, insanların mutlu göndermek, kendilerini beğenip göndermek bizi en motive eden şey. Evet hayatlara dokunuyorsunuz değil mi? Onların evet, mutlu olmalarını evet. sağlıyorsunuz. Şahane evet. bir güvenlerine şey. Özgüvenlerine çok... özgüven katıp göndermeye çalışıyoruz. Güzel. Hanımlara yönelik çalışıyorsunuz değil mi? Evet, yani çok evet. Erkekler de artık bakıma başladılar. Evet. O da güzel. Onlar da bakımlı olsun değil mi? Evet. Sırf Herkes iyi için yani kadınlar. <laughs> Peki ne tür eğitimler veriyorsunuz? Ee, kalınç kalıcı makyaj eğitimi veriyorum. Bu eğitimlerimiz birebir. Ee, belli kişinin e, saatine ve zamanına uygun bir şekilde e, ders aralıkları yapıp birebir kalıcı makyaj, protez tırnak e, çok güzel eğitim önemli ama değil mi güzelce bilecek kesinlikle hakim kesinlikle olacak. belli eğitim sürecinde belli bir zaman ve saat ayırması gerekiyor ki bize çok önemli. karşılıklı kesinlikle yani işi öğrendikten sonra uygulamak en güzeli değil mi? Evet. evet. Yani teorik bilgiler de önemli, pratik de kesinlikle, önemli. Kesinlikle, kesinlikle. Hepsi birlikte olacak. Peki e, mesleğinizle ilgili olarak hedeflediğiniz konum nedir? E, bu meslekte en üst nokta nedir? Ne düşünüyorsunuz? Ya dediğim gibi en üst nokta diye bir şey yok. Biraz önce de bahsettiğim gibi sürekli yenilikler çıktığı sürece, evet. yenilikleri takip ettiğiniz sürece... E, yani insanların e, hedefleri olmalı tabii ki maddi de manevi de. Evet. Ondan sonra ama benim şu şu saatten sonraki hedefim e, çok is, e, uzun yıllardır bu işe evet. başladım. Başladım. İcra o, ediyorsunuz. İcra ediyorum ve şey e, önemli olan kendi bilgilerimi bir yeni şeylere evet, aktarmak nesillere aktarmak Tabii. bilgi paylaşımı bilgi Tabii, paylaşımı onlar da öğrensin evet güzel bir şekilde çünkü biz usta ustacırak e, çok önemli şeklinde İlişkisi. yetiştik Hı -hı. onun için yeni nesillere de bu mesleği aktarmak ne güzel siz de ustalarınızdan öğrendiniz evet, evet. şimdi çıraklara aktarıyorsunuz evet. ne güzel güzel bir e, herhalde ekip ruhu o da önemli çok önemli Değil çok mi? önemli yani kendi aramızda. Önemli olan bir de çalışmayı sevmek, istemek. Evet, çok önemli gerçekten motivasyon. Bir de, e, bu zamanda kadınlarımızın kesinlikle bir mesleksiz kalmasını istemiyorum evet. ve kesinlikle bir meslek sahibi olmaları ve ayakta kalmalarını istiyorum kendi ayaklarının üzerinde. Kesinlikle kadınlar iş hayatında ne kadar aktif olurlarsa o kadar güzel toplumumuz için. Aynen böylece o televizyonlarda gördüğümüz kötü olaylar da inşallah azalır. İnşallah inşallah. Çünkü gerçekten çok üzücü. Yani kadın kendine güvenirse kimseye ihtiyacı olmazsa muhtaç olmazsa o zaman o kötü muamelelere maruz kalması herhalde değil mi? Aynen. Buradan ne güzel rol model oldunuz sizde. Kadınlar Teşekkür yeter ederim. ki bir şeyler öğrensin, işlerini yapsın, kendi ayakları üzerinde dursun. Şahane. Çünkü bir kadının isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yok diye düşünüyorum. Tabii ki İz emek verilecek, Gayret emek verilecek, zaman için. ayrılacak ve Kesinlikle. istenecek. Evet. Bana göre de istemek ee, başarmanın yarısıdır. Tabii, tabii. Arzu olacak yani. Evet. Yoksa öyle dışarıdan işin gelmesini beklemek de yanlış. Evet. Değil mi? Biz kendimiz girişimci olacağız, gayretli olacağız, yola devam edeceğiz. Ne güzel. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Ee, son olarak e, bayanlarımıza şunu söylemek istiyorum. Ee, Çirkin kadın yoktur, bakımsız kadın vardır. O yüzden kendi hayatlarında bakımlarına özen göstersinler. Ben veya başka bir meslektaşlarım bu tarz imkanlardan yararlansınlar. Girişimci olarak da, kendi öz bakımlarıyla da. Şahane, çok önemli gerçekten. Dikkat edilsin değil mi bu konu evet, çok evet, önemli. Evet, evet çok önemli. Bugünkü konuğumuz Klasis Beauty'nin sahibi Şengül Güzel'di katılımınız, bu güzel ve önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Değerli izleyiciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.